enteresan bir dinamiği var. Burası 24 saat hareketli bir ortam. Ben sabah geldiğimde bir evvelki günün arkasının toparlanma sesleriyle esasında güne başlıyorum. Beni çok enteres eden şeylerden biri etraftaki barlarda şişeler toplanıyor. Güne çoğunlukla şıkır şıkır cam sesleriyle başlıyorum. Etraf temizleniyor, tekrar o güne hazırlanılıyor. Pırıl pırıl yeni bir güne başlanıyor. Akşamdan çok farklı bir ortama oluyor. Gündelik hazırlıklarını yapan dükkanlar, temizlik yapan kişilerle beraber yeni bir gün başlıyor ve ben bir parça o güne erken girmenin bir keyfini yaşıyorum. Beyoğlu'nda erken başlayabiliyorum. Ben Ankara'da doğmuşum ama esasında Ankaralı değiliz. Babam askerken, o dönemde ben Ankara'da doğmuşum. 4-5 aylıkken ailemin yerleştiği, doğup büyüdüğü yer olan Söke'ye gelmişim. Ve ondan sonra da lise hayatına kadar Söke'de yaşadım. Orada büyük bir ailenin parçasıyım. Kuzenlerim, dedelerim, babaannelerim, anneannelerim, çok beraber yaşadığımız, sokağın başında sonunda herkesi bildiğim, tanıdığım, bir şekilde bizlerle ilişkisi olan insanlarla beraber büyüdüm. Söke'deki ilerleyen günlerde liseye, ortaokul daha doğrusu 11 yaşında gitmem gerektiğinde yatılı olarak İzmir Amerikan'a gittim. İzmir Amerikan benim hayatımda çok önemli bir dönem. 11 yaşımdan 17 yaşına kadar işte 7 senemi geçirdiğim bir dönem. Bambaşka bir kültürü gördüğüm, İngilizce öğrendiğim, hiç o güne kadar belki görmediğim sporlar, aktivitelere dahil olduğum, tiyatro, eğitim dışında birçok aktiviteye dahil olduğum bir dönem. Çok severek okudum. Okuldaki zorlandığım dallardan biri sanat dersiydi. Çok güzel bir atölyemiz vardı. Bahçeye açılan, bol ışık alan, böyle eski ahırvari bir görüntüde bir atölye. Aysel Hanım da öğretmenimiz. Her hafta değişik bir konuyla gelir ve ben yine böyle bir ter içinde kalırım. Çok düzensiz çalışırım, ellerim her taraf boyanır, istediğim yer boyanmaz falan. Bir gün Aysel Hanım elinde 2 milimlik 20'ye 20 bir pencere camıyla geldi. Bugün dedi, ben size dedi cam boyamayı öğreteceğim dedi. Aa, bu yepyeni bir malzeme. Kontur kalemleri, cam boyaları, bunları bizim önümüze koydu. Ve ben birdenbire o benim için stres olan sanat dersi bir keyif haline geldi. Başladım cam boyamaya. Çok büyük keyif aldım. Çünkü bunun bana bir meditatif bir katkısı olduğunu farkına vardım. Cam sanatını böyle çok bir çerçevenin içine almak mümkün değil. Bence en önemli şeylerden biri sonunda natürel bir malzemenin, natürel bir oluşumun insanoğlu tarafından yüzyıllardır formüle edilmesi. Bu çok önemli bir şey. Yani insanoğlu kadar zamandır olan bir malzemeden bahsediyoruz. Ve insanoğlu bunun cazibesine takılıp yeri geldiğinde mücevher olarak, yeri geldiğinde çok önemli bir obje olarak imparatorların, imparatorçelerin bunların kullandığı bir malzeme haline gelmiş. Bir bakıma bir pırlanta gibi değerlendirilmiş. İlerleyen zamanlarda bunu daha farklı formüle edebildiklerini gördüklerinde bilahare kullanım amacına girmiş. İlk camla insanoğlunun karşılaşmasında ise çok değerli bir malzeme. Benim için o değeri koruyor. Seneler evvel küçük bir yaş grubuyla beraber çalışıyordum. Birinci sınıfa giden bir öğrenci Beykoz'da. O benimle çalışıyor. Onun çizdiğini ben tatbik ediyordum. Böyle bir projeydi. Şu anda Taksim'deki metronun girişinde asılı büyük bir cam panosu. Çok şeker. Bütün hafta çalıştık. Bu sonuncu öğrenci. Ben de yorulmuşum. Bir civcivler çizmiş. Civcivlerin her birinin mınık mınık ayakları var. Ve ayaklarda da beşer parmak koymuş. Ben onları kestim kestim üçer parmak koydum.
döndü bana baktı şöyle şöyle. Ama ben dedi 5 koydum dedi. Sen buraya dedi 3 koydun dedi. Ha filan. Sen biliyor musun dedi. Sen öleceksin, ben öleceğim ama bu orada senelerce kalacak dedi. Cam işte böyle bir malzeme. Yani sonsuz olan bir malzeme. Bu bakımdan da camı sadece bir sanat olarak görmeyip bu evrenin bir parçası olarak görüyorum. İlerleyen zamanlarda farklı yorumlar getirebilir. Şu anda ben buna bir güncel sanat olarak yaklaşıyorum. Kendi aklımdaki hissiyatlarımı, yaşadıklarımı cam ile ifade ediyorum. Başka sanatçılar, kimi sanatçılar var ki yağlı boyada yapıyor, bronza da çalışıyor, camla da çalışabiliyor. Bazı sanatçılar için cam alternatif bir malzeme, benim için ise cam tek malzeme. Senesi insan çok çabuk unutuyor ama Beyoğlu sokakları, kaldırımları, nereye gideceğini bilmeyen, yarın ne olacağını bilmeyen Suriyeli mülteciler, aileler, yolunu kaybetmiş insanlarla doluydu. Benim de çalıştığım bu güzel binanın merdivenleri özellikle bu ziyaretçilerin biriktiği yerlerden bir tanesi. Tam böyle bir dönemde çalışmalarımın üretim kısmının daha evvel de çalıştığım, daha sergimin yapıldığı Berlin'de devam etmek istedim. Biraz da kendim yurt dışında yol alabilmek için. Fiziken kendimin orada olmasının, eserlerimin de orada olması için yol açacağını düşündüğüm için. Berlin'e giderken kafamda böyle bir şey düşünüyorum. Bir kuşum var, çalıştığım bir kuş var. Ama o kuş biraz çok güzel, böyle kocaman kanatları var falan. Tam benim yapmak istediğim, ifade etmek istediğimin o olduğundan da emin değilim. Niye kuş, niye değil? Böyle kafam çok karışıkken Berlin'de cam üfleyeceğim, beraber çalışacağım ekibin olduğu yer ile kaldığım otel arası bayağı bir mesafe. Yürümeye başladım. Ben böyle kafam takıldığı zaman yürürüm. Bir 3-4 günlük yürüyüşler sırasında geçtiğim bölgelerden biri Türk oranın misafir çalışanları ama şimdi esasında orada ikinci, üçüncü jenerasyon olan Türklerin bir sebepten dolayı çok biriktiği bir yer. Berlin'de ve onların orada, evet bunlar bir kaldırıma oturmamışlar, şey yapmıyorlar, bir metro istasyonu gibi bir yerde ama bakışları, duruşları, bende aynı kayıplığı, bir sonra ne yapacağını bilememe hissiyatını bir şekilde uyandırdı. Belki o arada ben kendimde de aynı duygu vardı zaten, bir sonra ne olacağını bilememe duygusu. Bununla birlikte bu yürüyüşlerde birdenbire içime seneler evvel okuduğum Louis de Bernier'in Kanatsız Kuşlar isimli bir kitabı aklıma geldi. Okuduğum zaman bu beni çok etkilemişti. Belli ki öyle etkilemişti ki bugüne kadar benimle kalmış. Nasıl kitapta tasvir edilen o insanların kendilerini kanatsız bir kuş olarak hissettikleri anlatılıyorsa, bugün 2016 senesinde ve bugün burada yaşanan mültecilerin dramının da buna çok benzer, kökünden koparılmış insanların yaşadığı bir hikaye olduğunu gördüm. Bunun üzerine yapmak istediğim form zaten hemen ortaya çıktı. Yapmak istediğim form kanatları kapalı bir kuş. Önce çamurdan bu formu hazırladım. Size olarak gerçeğe çok yakın bir size çalışmaya gayret ettim. Akabinde de teknik olarak kalıba üfleyerek yapacağım bu kuşlar için önce bir master model hazırladık. Bu master model de alçıdan. Bu benimle beraber üretimi yapacağım Berlin'e gitti. Bu modelin üzerinden
yapılan alçı kalıplarla, üfleme kalıplarıyla istediğim dokuyu ve inceliği yakalayabileceğimi gördüm. Bunun üzerine kuşları üflemek üzere, ki alçı kalıp çok dayanıklı bir şey değil, onun için üflemeyi 5-6 seferde bir yeni bir kalıp yaparak devam ettirdim. Her seferinde şu noktadan kalıba üflenen bir seriye başladık. Her çıkan cam üflendikten sonra tekrar bu sonu da şekillendirilirken, kimisinin boynunun şekli, kimisinin kanatlarının şekli, kimisinin kuyruğunun şeklini sıcakken müdahale ederek farklı farklı ifadeler vermeye gayret ettim. İlerleyen zaman içinde başladığım tonlar amberler, griler iken 99'a hedeflediğim bu seride bir parça Suriye'yi, hayalimdeki Suriye'yi, hayalimdeki Şam'ı, Halep'i düşürürken yeşiller, maviler ve daha canlı renkler ekleyerek devam ettim. Cam esasında Osmanlı'dan beri uğraşılan bir zanaat. Bu bakımdan da çok şanslıyım. Birçok zanaatkarla beraber çalışma imkanım oldu. Bazı imza olabilecek teknikler var. Çeşme bülbül gibi. Bunlar beni hep enterese etti. Bunlar nelerdir, ne değildir, bunları hep çalıştım. Fakat sonuçta bunları çalışırken oradaki tüyoları benim kendi sanata aktarışım farklı oldu. Hiçbir zaman ben bunu bir tekrar olarak yansıtmadım. Ama kendi işlerimde çok net şekilde bunun izlerini görüyorum. Detaylı baktığımızda örneğin bir çeşmi bülbül, yeri geldiğinde mavi beyaz bir güncel parça yaratarak, yeri geldiğinde bu çizgili deseni, İtalyanca'da filigrana deniyor, filigrana deseni çok farklı ortamlarda dikeyine değil yatayına kullanaraktan bir sanatsal parçaya aktardığımı görüyorum. Mutlak şekilde o zanatın benim altyapımda bir etkisi var ama birebir tatbik ettiğim de söylenemez. Strata Berlin'de yeni yaptığım bir çalışma. Bir öncesi Venedik'teki günlerimde bolca vakit geçirdiğim tekniklerden biri filigrananın izlerini görüyoruz. Tipik bir filigrana değil ama bu tarz renkli çubukların sıcak camda şekillendirilerek tekstil bir model oluşturmam, bunun kalıbının alınması ve daha sonra buna yapılan üfleme, bir ekip çalışması. Kalabalık bir ekiple yaptığım bir çalışma, 6 kişi kadar bir ekip çalıştık. Size olarak büyük bir parça. Önemli bir zorluğu üflendikten sonra kalıbıyla birlikte fırınladığım ve bu sayede bu istediğim toprak altından çıkmış gibi dokuyu elde ettiğim bir çalışma. Bu serisinin birincisi, ikincisi de Berlin'de fırından çıktı. Bunu takip eden benzer çalışmalarım olacak gibi gözüküyor. Bunların devamını inşallah İstanbul'da getirmeyi düşünüyorum. Daha alçakları, asılan formlar veya daha değişik renklerde ama aynı teknikle devam ettiğim bir koleksiyon olacak. Cam sanatıyla alakalı benim yaklaşımım şöyle. Benden her zaman çok daha iyi şekilde cama şekil verebilecek insanlar var. Bundan %1500 eminim, bu insanları görüyorum, biliyorum, beraber de çalışıyorum. Cam malzeme olarak, kullanıma yönelik olarak da kullanıldığı için zanaat anlamında da aynı
tipolojideki bir parçayı çok defa yapan ve bu yüzden dolayı da bunu mükemmel halde yapan sanatkarlar var. Ben bunlardan biri değilim. Çünkü ben camla bir şey ifade etmeye çalışıyorum. Ve bu tekrar tekrar aynı şeyi yaparaktan olan bir hadise değil. Cam benim için sadece bir araç. Onu şekillendirdiğim bir malzeme olarak görmüyorum. O malzemeyi en iyi nasıl şekillendiririm değil. O malzeme benim hissiyatımı ve düşüncemi en iyi nasıl aktarır, resmeder, formüle eder diye düşünüyorum. Bence bir zanaattan farkı bu. Camın burada bana araç olması da çok enteresan. Çünkü ben bunu bir işte boyayla, bronzla, ahşapla değil, camla yapıyorum. Aradaki en önemli fark bu. Güncel bir sanatçıyım, evet. Hani günümüzün konularıyla uğraşıyorum. Ama bu deklare ettiğim doktrinler neyse, bunların hepsinin altında hem kendimle ilgili, hem bulunduğum topraklarla alakalı, hem kendi ailemle alakalı bir geçmişi de aktardığımı görüyorum. Böyle bir harmanlama sonucunda güncel olaylara dokundurarak camı malzeme olarak kullanıyorum. Venedik Biennale'ni gezmek için gittiğimde orada Eylül ayında yapılan cam haftası, Venice Glass Week'e davet edildim. Bir yabancı sanatçı olarak orada cam ürünleri gösterme, eserlerimi göstermek için davet aldım. Glass Week'in şartı diyeyim, üretimin Murano'da yapılması. Bu tabii benim için bir başka heyecan oldu. Murano kendi içinde zorlukları olan bir yer. Fakat bana burada benle benzer geçmişi olan bir şu anda çok yakın arkadaşım olan İtalyan bir camcı yardımcı oldu. Onunla yaşadığım bir süreç sonucunda bir eser ortaya koymam gerekiyordu. Venedik'te de bir cam sergisi yapmak yine basit bir hadise değil. Hani camın her türlü forma girdiği bir şehirde bir sanatçı olarak ne yapabilirsiniz ki bir fark yaratasınız? 150 kadar değişik sergi aynı hafta içinde şehirde olacak. Bu bende ciddi bir stres yarattı ve ben tekrar yürümeye başladım. Venedik'te hem atölye gezdiğimde hem de temaya karar etmek istediğimde. Cam işine el attığımdan beri bildiğim bir hikaye vardır. Venedik'te yapılan filigrana tekniği Osmanlı Sarayı'nda çok kullanılır. Osmanlı Sarayı bunu öğrenmek için Venedik'e elçisini yollar ve bunun sonucunda Çeşmi Bülbül Beykoz'a gelir. Bu böyle mi oldu yoksa esasında Çeşmi Bülbül'den de filigrana mı oldu diye bir muamma vardır cam konusunda. Dönüp baktığınızda 13. yüzyıldan beri Murano ile Osmanlı arasında camın üzerinden çok ciddi bir alışveriş var. Ben de bir sanatçı olarak bugün tekrar camla birlikte bir köprü yarattığımı düşünerek iki tane sular üzerinde şehir Venedik, İstanbul camdan köprü yapmaya karar ettim. Ve tabii 41 tane. Bu esere de 41 kere ismini verdim. Bu cam köprüleri Murano'da yepyeni bir ekiple yaptım. Durum böyle olunca her zaman çalıştığım ekip olmadıkları için kalıba sıvama şeklinde sıcak camın açık kalıplara dökümüyle yaptığım bir çalışma. Zaten köprü formuna da çok uygun bir çalışma. Bunu yaparken Murano'ya özel renkler ve Murano'ya özel dokularla bunu yapmaya çalıştım. Bazı dokular var ki bunları dünyanın başka bir yerinde tatbik edebilmek çok mümkün değil. Buradaki scava gibi, bu toprak altından çıkmış gibi bir hissiyat veriyor. Kuma buluyarak yapılan bir çalışma.
tek bir sıvama kalıbına dökülen camlar daha sonra fırınlanıp çıktıktan sonra bazısı Rialto Köprüsü gibi, bazısı Mimar Sinan Köprüleri gibi, bazısı tipik Venedik köprüleri gibi değişik şekillerde soğuk kesimini yapıp 41'inin de farklı renk, farklı teknik ve farklı formda olmasını sağladım. Dışı turne gibi diyeyim sergi sıralamasından sonra esasında çok fazla bir vaktim yoktu ama yurt içinde de bazı şeyler yapmak isterim, her zaman istiyorum. O etapta Arkas Sanat Merkezi beni bir sergiye davet etti. Açıkçası o kadar vakitsizliğin içinde bu sergiye net çalışacağımı, acaba bir şey çalışabilir miyim diye kendimden korktum. Çünkü her zaman sanatçının da aklına iyi bir fikir, bir değer verdiği bir fikir de ortaya çıkmayabiliyor. Arka Sanat Merkezi ile yaptığım konuşmada temanın Binbir Gece olduğunu duyunca çok rahatladım. Çünkü Binbir Gece benim için çok anlam ifade eden bir konu. Sanat Merkezi'nde Binbir Gece çok daha kapsamlı ele alınıyordu. Binbir Gece operası, balesi, bunun kostümleri falan. Benden de güncel bir eser yapmamı istediler. Benim çocukluğumu geçirdiğim kasaba Söke, benimle aynı ismi paylaşan Felekşan nenem, onun evinde, onun vaktini çok geçirdiği en üst katta bir kütüphanesi vardı. Bu kütüphanede çeşit çeşit kitaplar. Bu kitaplardan biri de Binbir Gece Masalları. 5-6 yaşlarımda bu sıcak yaz günlerinde kütüphanenin kocaman halısının üzerinde hafif kendimizden geçmiş halde diğer kuzenlerle birlikte Binbir Gece hikayelerini dinlediğimi çok net hatırlıyordum. Hikayenin detayları benimle değil. Hani bugün deseniz ki Şehrazat ne yapmış, hangi hikaye okumuş, bu değil benimle olan. Benle kalan o çocuk halimle orada hissettiğim huzur, halının üzerinde yani tenime dokunuşu, babaannemin tatlı sesi, sevdiğim kuzenlerimle bir arada olmanın verdiği mutluluk, bunu dönüp bu esere yansıtmaya çalıştım. Bunu yaparken çok şanslıydım. Arkat Sanat Merkezi babaannemin evine çok benzer bir konumda. Onun çok güzel bir odasında yine ailede kalmış olan o kütüphanenin gerçekteki halısını kullanma imkanım oldu. Ve yine o kütüphanenin Binbir Gece Masalları kitabını. Bunlar bu sergi için o mekana getirildi. Ve bu halının üzerinde bendeki hissiyatı aktardığım bir parça böyle Osmanlı Lale Devri akşamındaki bir iç havuzu anımsatan, hafif hareketli, yine İtalya'dan bana geriye kalan çeşmi bülbül filigrana hisleri olan büyük çanaklar ve çanakların içinde ışık-gölge ilişkisini kuvvetlendirdiğini düşündüğüm sularla bir enstalasyon yarattım. Bunu o ortama uyan Ney müziği ile birlikte sergiledik. Eylül, geçen Eylül ile Aralık sonu arası Binbir Gece sergisi içinde Mutluluk, Bliss yerini aldı. Cam ile aramızda özel bir bağ var. Ben cama sadece geçmişimi ve bugünümü değil, yarına dair umut, beklenti, endişe, hatta korkularımı aktarıyorum. Tıpkı bir insan gibi, kırılgan ama bir o kadar da dayanıklı. Cam ile anlatıyorum, nefes alıyorum, yaşıyorum.